Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Hangi konularda değişiklikler var, bilinmesi gereken durumlar nelerdir? Bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağız. Sizlerden ricam, daha fazla kişiye ulaşabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Yapılan değişikliklere baktığımız zaman devamsızlık süresi özürsüz 10 gün, toplam 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacaklar ve durumları yazılı olarak velilere bildirilecektir. Yani devamsızlıktan sınıfta kalabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda vardır. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüzlük devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacaktır. Açık liseye geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık lise nakil ve geçişler yapılmayacaktır. Oldukça önemli bir husus arkadaşlar. Resmi gazetedeki açıklamaya bakarsanız engelli bireyler, tutuklu hükümlü bireyler, milli sporcu ve örgün okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışında diğer öğrenciler açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacaklardır. Bu husus oldukça önemlidir. Bir üst sınıfa geçiş için gerekli olan 50 ortalama artık yeterli olmayacaktır. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla bir dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıf olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaktır. Bu uygulama 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacaktır. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9. sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak. Diğer sınıflar için eski uygulama sürecektir. Bilmemiz gereken hususlar bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Detayları yorumlar kısmında bırakacağım. Sizler de ilgili linke tıklayarak yönetmeliğe ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.